Sevgili Yeşil Giresun Gazetesi takipçileri, değerli dostlarımız. Bugünkü konuğumuz Giresun Spor'un efsane futbolcularından Küçük Orhan Lakaplı Orhan Usta. Orhan abi, yayınımıza hoş geldin diyorum. Merhaba, öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tabii ki Giresun Spor gibi büyük bir kulüp, Giresun Spor gibi efsane bir kulübümüzün efsane futbolcularından birisini burada ağırlamak bizi çok büyük gururlandırdı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle bu davetimizi kırmayıp geldiğiniz için Orhan abi size çok teşekkür ediyoruz gazetemiz sağ adına. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Tabii ki gündem Giresun Spor. Giresun Spor deyince de tabii ki futbolun duayenleri akla geliyor. Bu duayenlerden biri de sizsiniz Giresun'da. Küçük Orhan. Yıllarca Küçük Orhan adıyla lakap yaptınız. Şöyle, Küçük Orhan kimdir? Futbola kaç yılında başladınız? İsterseniz sizi herkes tanıyor mu? Hani gençlerden tanımayanlar olabilir abi. Böyle bir başlarsak çok memnun oluruz. Ben futbola amatör olarak başladım. Zonguldak Kömürspor'da oynuyordum. Sonra askere gittim. İzmir Deniz Yüzü'nde futbol oynadım. Arka arkaya 2 sene Türkiye şampiyon olduk. Amatör futbol Türkiye şampiyon olduk. Ondan sonra Giresun'a geldim. Giresun'u biz çok sevdik. Ben Giresunluyum aslen. Giresun'da tabii sevdik. Gençliğimiz çok güzel geçti burada. Takımımız çok güzeldi. O zaman tabii böyle büyük paralar yoktu. En azından forma için oynuyorduk. Forma için. Yani puan kaybettiğimiz zaman da bir gün dışarı çıkmıyorduk. Öyle o mahcubiyet var. Evet, evet. Tabii insanlar hep iyi netice istiyor. O zamana göre biz de iyi neticeler aldık. Çok çabuk çıktık lige. Ligde bayağı kaldık. Ben 2 sene 1. Türkiye Ligi'nde oynadım Giresun Spor'da. Kaç yıllarıydı abi? Biz 71'de çıktık. 73'te ben Ankara Gençler Birliği'ne transfer oldum. Sezon açılışına giderken trafik kazası geçirdi. Ondan sonra futbol oynayamadım zaten. Futbolu bırakmış oldum. Ankara'ya yerleştim. Artık çocuklar oldu. Çocukları büyüttük, okuttuk. Onları evlendirdik. Sonra eşimle beraber Giresun'a yerleşmeye karar verdim. 11 sene evvel. Evet, tabii abi, bu bir spor, bir sevgidir, bir tutkudur, bir aşktır netice itibariyle. Biz futbolu çok seviyoruz, takımımızı çok seviyoruz. Takım iyi yönetilirse, iyi netice alırsa seviniyoruz. Takım demişken abi, müsaadenizle Giresun Spor'a gelecek olursak. Giresun evet. Spor 44 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Büyük bir başarı imza attı Hakan Karahmet yönetimiyle beraber. Ve 44 yıllık özlemi dindirdi Giresun Spor. Giresun Spor geride kalan 3 haftada nasıl bir görüntü çizdi sizce? Şimdi maç skorlarını şöyle hatırlatayım isterseniz. Giresun Spor sezona Galatasaray maçıyla başladı sahasında. 2-0 Galatasaray'a mağlup oldu. İkinci maçta Kasımpaşa'ya deplasmanda konuk olan Çotanaklar sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Evet. Son maçında da 3. haftada Karadeniz derbisinde Trabzonspor'a içeride 1-0 mağlup oldu. İlk 3 maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda puan cetveli de önünüzde de var zaten abi. Puanımız yok, gol atamamışız. Çok kötü bir tablo var gibi gözüküyor. Biz merak ediyoruz yorumlarınızı. Ben Giresun'daki 2 maçı tribünden izledim. Tabii sezon başı takıma transfer edilen futbolcular hepsi ayrı ayrı yerlerden geldiği için ancak birbirlerine ısınacaklar, birbirlerini tanıyacaklar. Tabii hemen karar vermemek lazım. Benim en çok düşündüğüm Giresun Spor. Yani netice değil. Netice alınır, yenersin, yenilirsin. Ama sezon sonunda da kulüp zor durumda kalmasın. Evet. Nasıl buldunuz abi 3 maçtaki görüntüyü? Vallahi izlediğiniz maçlarda. Takımımız fena değil. İyi. Geçen sene de iyiydi bizim takımımız. Bu sene de iyi. Ama tabii bazı eksik yerleri var. Tabii bunu biz bilemeyiz. Bunu kulübün şu andaki teknik heyeti karar verecek. Orta sahada biraz aksaklıklar var. Çok bel bağladığımız santrfor geçen sene çok gol atmıştı. Bu sene bu ligde şu ana kadar bir şey yapamadı. Tabii gol atmak lazım. Maçı kazanmak için gol atacaksın.
kötü oynasan bile gol atınca maçı kazanıyorsun. Evet. Onun için birkaç hafta daha beklemek lazım bence. Birkaç hafta daha bekleyip göreceğiz. Orhan abi, kaleci Okan Koçuk iki tane maçta bireysel hatalar yaptı. Boş topa çıktı ve goller yedik maalesef. Bunlar da tabii sen de futbol oynadın üst düzey. Bunlar demoralize eder değil mi takım arkadaşlar abi? Tabii ki futbolda hata olacak ama Allah. Kalecinin arkasında hatasını kapatacak kimse olmadığı için kalecilerin de aslında öyle bir dezavantajı da var aslında. Ya bizim geçen sene kalecilerimiz gayet iyiydi. Yani ne bileyim niye bir kaleciye ihtiyaç duydular onu anlamadım. Onurcan'dan bahsediyorsun. Evet, Onurcan evet. Çok iyi oynadı çocuk. Yani şimdi hem bu şehrin çocuğu, ona daha büyük şans vermek lazım, daha çok şans vermek lazım. Tabii bilemiyorsun, yani takımın içindeki durumu bilemiyorsun. Evet. Onun için biz bir şey diyemeyiz ama tabii bir çocuk oynadığı zaman, ne bileyim, daha çok seyirci gelir bence. Yani en azından mahalledeki arkadaşları gelir seyretmeye. Peki abi, gol atmak dedin. Kanatları işler görmedik biz. Sergio'nun olduğu sağ kanat bir hareketli ama diğer kanadımız adeta tek kanatlı bir Giresunspor izliyoruz gibi geldi bize. Bu konuda yorumun nedir? Sergio, çünkü topu getirecek oyuncu bir tek Sergio olarak gözüküyor, evet, ön tarafa, evet, Balde'ye. Sergio Fenerbahçe maçında iyi değildi yani. Bence iyi değildi ama iki maçta, ikinci ve üçüncü maçta gayet iyiydi. Sergio. Ondan başka da yani top alıp getirip arkadaşlarına destek olan kimse yok. Yani. Bir de abi savunmada çok pozisyon veriyoruz yani baktığımızda. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani takımın teknik direktörü Hakan Keleş'in tabii ki yorumları var. Baktığımızda işte hani birçok oyuncumuz kampta bizimle çalışmadığı için, geç bittiği için transferleri bir arada çalışma imkanımız olmadı. Bir uyum sorunu var diyor Keleş Hoca. Bu uyum mu, sadece uyumla ilgili bir durum mu? Savunmanın bu kadar gol pozisyonu rakibe vermesi. Savunmayı ya orta sahada yani tam oturmadı. Orta sahada oturmadı. Haliyle orta saha oturmayınca savunma da açık veriyor. Zaten bütün her şey orta sahaya bağlı bir takımın. Bütün yükünü orta saha çeker. Kötü olursa forvet de işlemez, defans da işlemez. Onun için bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım. Peki bu hafta abi, dördüncü haftada bakıyoruz. Giresunspor ayın 13'ünde, 13 Eylül'de Alanya Spor'a konuk olacak Süper Lig'de dördüncü haftada. Maç saat 20'de oynanacak. Bu maça gelecek olursak, Alanya maçı, Alanya Spor bir hoca değişikliğine gitti. Bülent Korkmaz geldi eski Galatasaray futbolculardan. Galatasaray'dan Emre Akbaba'yı da aldı Alanya Spor. Baktığımızda iyi bir kadrosu var. Giresunspor da bu maçı çıkış maçı olarak görüyor. Beyaz bir sayfa açma maçı görüyor. Bu maçla ilgili neler söylersiniz abi? Nasıl bir oyun stratejimiz olmalı orada? Şimdi tabii deplasmanda oynayacağız. Alanya Spor geçen sene flaş takımı. Evet. Bu sene kötü başladı onlar da. Tabii onlar da bir çıkış arayacak. Güzel maç olur zannedersem iki takım. Hoca değişiklikleri olumlu yansıyor. Evet. Bizim için olumsuz olacak ama Alanya için olumlu olacak. Vallahi bilemiyorsun ki. Bizim maça denk geldi yani bu da. Ya hoca değişikliği. Sahanın içerisinde futbolcu oynuyor, ne olursa olsun. Çıkıp gereğini yaparsan tabii. Sonucu alırsın diyorsun. Futbolcu oynuyor sahanın içerisinde. Peki Orhan abi, şöyle toparlayacak olursak söyleşimizi, bu arada çok zevkli bir söyleşi yapıyoruz. Teşekkür ederiz tekrar bizim bu davetimizi kabul ettiğiniz için. Transferlere gelecek olursak, baktığımız zaman şöyle transferlere, 15-16 tane transfer yapıldığı gözüküyor. Bunlardan kaleci Okan Koçuk Galatasaray'dan kiralık, Emre Taşdemir Galatasaray'dan kiralık, Diabate Trabzonspor'dan kiralık. Bunun dışında Trabzonspor'dan Flavio kiralık. Mesela gidenler var. Geçen sene mesela orta sahada önemli rol üstlenen oyunculardan birisi Nalepa ki evet. Polonyalı kısa boylu oyuncu. Çok taraftarlar tepki gösterdiler yönetime Nalepa'nın gönderilmesine. Hani Nalepa'yı beğeniyor muydunuz abi? Ben beğeniyordum. Geçen sene çok faydalı oldu bizim takımımıza. Yani şöyle baktığımızda şurada kayıp dediğiniz oyuncu var mı yani Nalepa dışında hani gönderilenlerden? Gönderilenlerden kimse yok ama Nalepa'yı göndermemeleri lazım bence yani orta sahada. Tabii şimdi biz çalışmıyoruz bu futbolcularla. Belki şöyle söyleyelim. 3'te 3 yapmış olsaydı Giresunspor bunların hiçbirini belki de konuşmayacaktı.
Futbol böyle bir şey. Zaten şeysin. Futbol böyle. Netice oyunu ya futbol. Sahaya çıkıp gol atacaksın. Başka bir şey yok. Evet. Bütün mesele gol atmak yok. Peki... Bu çok fazla transfer yapıldı gibi geliyor bana. Bu kadar transfer yani al nereye kadar? Bilemiyorum. Yani... Şimdi abi küçük oran olmak kolay değil. Küçük oranlar kolay yetişmiyor. Bir Giresun'da bir efsanesiniz. Küçük oransınız. Şimdi şöyle baktığımızda kafanızda izlediğiniz maçlarda illaki görmüşsünüzdür abi. Bu takım şu haftadan itibaren rayına oturur dediniz, şöyle bir hafta koydunuz mu kendinize? Yani bunu gerçekten merak ediyoruz. Yani eski bir duayen olarak futbol alanında. Merakla bekliyoruz yani. Merakla bekliyoruz. En azından bir çıkış yapmasını bekliyoruz takımın. İnşallah bu maçta yapar. Önümüzdeki Alanya maçında yapar. Yapamazsa fikstür çok. Ondan sonra Konya gelecek buraya. Konya maçlarını seyrediyoruz hep. O da yani boş takım değil. Konya da boş takım değil. Evet. Sonra herhalde Fenerbahçe'ye gidecek takım. Fenerbahçe'ye gidecek. Yani bir daha bir şöyle baktığımızda... Bir de şanssızlık, fikstür o kadar zor ki. Ona gelecektim ben de. Geride kalan 3 haftaya baktığımızda 2 tane büyük takımla oynadık. Yani hepsi büyük de. Yani 3 büyüklerden bahsediyorum. Galatasaray ve Trabzonspor. Bunlar oynadık geride kalan 3 haftada Kasımpaşa ile beraber. Bu da aslında bizim için bir dezavantaj mı oldu? Çok dezavantaj oldu. Çok şanssız bir kura çektik bence. Fikstürümüzün de çok kötü olması. Hani bundan şöyle bir durum var. Bundan 5-6 sene önce biz Galatasaray ile Trabzon'a yeneceğiz. 3 maçta puan alamayacağız. Ve Giresunspor yerden yere vurulacak denseydi hadi oradan falan derlerdi. Ama şimdi gelinen ortada maalesef Giresunspor öyle bir yere gelmiş ki buradan anlıyoruz. Galatasaray yenildiğinde bile eleştiriliyor artık. Bakıyorsun, evet. 0 puan hiç yani. Peki Orhan abi. Takım yani o kadar kötü bir takım da değil ama 0 puan. Peki Orhan abi, buradan Giresun'a, Yeşil Giresun gazetesi takipçilerine, son olarak Giresun Spor taraftarlarına mesajlarını almak istiyoruz Giresun Spor'la ilgili. Ya işte, tabii seyircinin daha çok takıma sahip çıkması lazım. Tribünler. Gerçi bu hastalıktan dolayı, bu da bir şanssızlık ya, bu hastalık da bir şanssızlık. Covid. Evet, evet. Lige çıktık, hastalık çıktık. Bizim seyircimiz... O eski yıllarda evet, tribünler evet. Yok zaten, o tadı yok eski yani, tribünlerin ama. Evet, evet. Gene geçen sene de yoktu ya. Evet, bu arada eski demişken abi, şeyle bağlayalım istersen. Atatürk Stadı'yla bağlayalım. Atatürk Stadı'nda büyük anıların olmuştur senin. Yazık oldu ya. Yıkıldı orası da. Onunla ilgili görüşünü alalım. Yani hiç oradan geçince yani yazık oldu ya. O hakikaten insan üzülüyor. Bir tarih yok oldu aslında. Tarih canım tabii. Öyle bir stat dünyada belki bir iki tane vardır yani öyle stat. Ve konum olarak da o kadar güzel bir sahilde deniz kenarında. Çok güzel. Herkes yürüyerek geliyor. Yani çok güzel bir statüsünde ama tabii bilemiyorsun, büyüklerimiz daha iyi bilir. Başka bir şey deme şansımız yok. Sevgili Yeşil Giresun gazetesi takipçileri, sevgili dostlarımız, bugünkü konuğumuz Giresun Spor'un efsane futbolcularından Küçük Orhan lakaplı Orhan Usta'ydı. Orhan abi, yayınımıza katıldığın için tekrar gazetem adına sana teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hayatında da başarılar diliyoruz. Sağ ol, sağ ol canım. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bir başka konu ve konukta görüşmek dileğiyle.